Selamlar herkese, hoş geldiniz hocam. Bu videoyu izliyorsanız şunu biliyorum ki film, video, sinema işleriyle haşır neşirsiniz ve bu konuda bir tutkunuz var. Bu işte çok iyi olmak istiyorsunuz ve kendinizi geliştirmek için her türlü kaynağı araştırıyorsunuz. Nereden biliyorum? Çünkü ben de öyleyim. Bugün ben de kendi bildiklerimle sizlere yardımcı olacağım ve karşınızda bir kurgucunun sahip olması gereken en önemli alışkanlıklar. Bu taktikler kesinlikle işinizi kolaylaştıracak, sizleri çok hızlandıracak ve gelişmenize çok büyük katkı sağlayacak. Hazırsanız başlayalım. Video üzerinde şimdilik sizlere bahsetmem gereken 7 tane madde var. 1. Organizasyon, diğer adıyla dosyalama. Bir kurgucu kesinlikle düzenli, nizamlı olmalı. Mesela 3 yıl önceki bir projeyi açtınız ve etraf kıpkırmızı oldu. Neden? Çünkü düzenli değilsinizdir. Bu arada kanala abone olup bildirimleri de açarak videoları düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz. Her kurgucunun kendi düzen sistemi olabilir. Bunu zaman içinde geliştirebilirsiniz, oturtabilirsiniz. Bu gördüğünüz benim dosyalama sistemim. Projemde kullanmış olduğum her öğeyi kendi klasörüne yerleştiriyorum. İndirilenler, videolar, resimler, müzikler, asetler ve daha fazlası. Hepsi için bir alt dosya hazırlıyorum. Hatta kullanmış olduğum fontları dahi en azından bir not defterine kaydederek not alıyorum. Her öğenin ayrı klasörü var ve bu sebepten ne ararsam rahatlıkla bulabiliyorum. Premiere Pro içerisinde de aynı dosyalama sistemini kullanıyorum. Bu da iş akışımı çok hızlandırıyor. Zamandan tasarruf önemli. Özellikle ne zaman bu projeyi bir yere taşımak istersem kolaylıkla ana klasörü kopyalayarak yeni konumlara veya başka bir cihaza taşıyabiliyorum ve korkunç kırmızı uyarılarla muhatap olmuyorum. 2. Kısa yollar. Zaman en önemli şey dedik. Kısa yollar bize zaman kazandıran en büyük yardımcılar. Burada her yiğidin kendi yoğurt yiyişi vardır. Kendi yolunuzu kendiniz bulmanız, kendi sisteminizi kendiniz geliştirmeniz de gerekebilir. Klavyenizdeki hazır kısa yolları öğrenebilir, alışabilir ve kendi kısa yollarınızı da kullanabilirsiniz. Benim klavyede en çok kullandığım kısa yol trimedit kısa yolları. Bir önemli kısımsa özelleştirilebilir mouse'lar. Bu cihazlara istediğiniz kısa yolları atayabilirsiniz ve böylece klavyeye bile dokunmadan tek elle çok işi halledebiliyorsunuz. Bu da size önemli ölçüde bir zaman kazandırıyor. Tabii ekstradan Steam Deck'ler, Loop Deck'ler falan da var. Ben şimdiye kadar bunları kullanmadım. Bir fırsatım olmadı, sahip olamadım. O yüzden bir şey diyemem ama kullanan meslektaşlarım genelde beğeniyorlar. Özellikle kalın yapanlar için çok iyi oluyor. 3. Versiyonlama. Bizim işimiz bazen çok kolektif olabilir. Herkesin bir fikri var ve kurgucular revize dolu günler geçirebilir. Bu yüzden revizelerinizi yaparken sekanslarınızı kopyalayıp yeni versiyon 2-3 diye isimlendirmeniz size fayda sağlayabilir. Çünkü bazen diğer versiyonlara dönmek gerekebiliyor. Verilen revizeler beğenilmeyebiliyor. Bu bakış açısını bir tarafa koyarsak kendi işinizin bir farklı versiyonunu yapmak gelişim açısından da çok önemli olabilir. Kurguda bir iş yapmanın birden fazla yolu var. Tek bir yol diye bir şey yok. Aynı görüntülerden 3-4 farklı sonuç, farklı film çıkabilir. Bu da bizi geliştirir. 4. Revize. Revizeye daima alışkın olmak önemli. Her zaman bir şeyler gelir. Ama unutmayın, her fikir her zaman çalışmaz. Bunu da herkes her zaman anlamaz. İnsanlar da kendi işleri daha iyi olsun, daha güzel olsun diye uğraşıyorlar. O yüzden revize veriyorlar. Ama bazen işin ucu kaçabiliyor. Bazen de kurgucular aynı görüntülere saatlerce bakmaktan hataları göremiyor olabilirler. Ve revizeler de bunları görmemize de fayda sağlayan şeyler. Yani revizeler çoğu zaman size düşmanlıktan dolayı gelmez. Mi acaba? 5. İşi tamamen bitir. Neyse, revizeye alışık olmak önemli dedik. Yaptığınız işleri daima tamamen bitirmek ve öyle göndermek önemli. Çünkü müşteriler bizi her zaman anlamaz hocam. Bir taslak gönderdiğinizi ve her ne kadar bunun bir taslak olduğunu söylediğinizi düşünelim. Müşterinin bunu anlamaması ve gereksiz tatsızlıklar yaşamanız çok mümkün. Taslak bir videoyu bitmiş iş olarak algılayabilirler bile. Hatta bazen saçma sapan şeyleri beğendiklerini bile görebilirsiniz. Yani daima projeyi tamamen bitirin ve öyle gönderin. Böylece yanlış anlaşılmaların önüne geçersiniz. Zamandan da yine tasarruf sağlarsınız. 6. Birkaç adım sonrası. Bir kurgucu ilerisini görebilmelidir. Bir görüntüyü seçtiğinizde ardında koyabileceğiniz 2-3-4 farklı kareyi de düşünmelisiniz. Buralardan da farklı sonuçlar çıkartabilmelisiniz. Tabii eğer bir videograferseniz veya görüntüleri çekerken kafanızda kurgulamışsanız işler daha kolay olur sizin için. Ama bir kurgucu elindeki malzemeleri, görüntüleri önceden iyi taramalıdır ve sonraki adımları da iyi hesaplamalıdır. Sonuçta biz bir hikaye oluşturuyoruz. Yani hikayenin her detayını düşünmeliyiz. Böyle rastgele bir şey atmıyoruz ortaya yani. Böyle yapılmamalı. Kurgu böyle bir şey değil. 7. Daima gelişim. Sosyal medya ve internet bitmek bilmez bir gelişim kaynağı. Daima yeni teknikleri, tarzları ve taktikleri öğrenmek bizleri hep öne taşır. YouTube videoları, dersleri, trend videolar, bunların yapılışları kesinlikle faydalanmamız gereken kaynaklar. Bunlara ek tabi özel kurslar da var. Yabancı kaynaklarda çok sağlam içerikler ve tecrübeler var. Bunları elde etmek için de dil bilmek gerek tabi. Kendinizi, elinizi, bilginizi geliştirmek kadar gözünüzü geliştirmek de önemli.
Eğer ki sinema işi yapmak istiyorsanız bol bol film izlemek çok çok önemli. Bu işi yapmak istiyorsanız eğer ben sizlere her gün en az bir tane film izlemenizi öneririm. Ben çok faydasını gördüm. Çünkü beynimiz ister istemez bunları algılıyor ve sahneleri kesmek içgüdüsel hale gelmiş oluyor. Evet, sonuç olarak kurgu hikaye anlatımıdır hocam. Hikayeyi de düzgün bir şekilde anlatmak gerekir. Görüntüler sizin sahip olduğunuz malzemelerdir. Kurgu da bunlarla çok güzel aranjman oluşturmak. Bir kurgucu olarak malzemeleri kullanma biçiminde tamamen özgürüz. Yeter ki seyirciye duyguları en güzel şekilde aktaralım. Evet, şimdilik bu kadar. Kendi araştırmalarımla ve sahip olduğum tecrübeler nezdinde sizlere şu an sunduğum 7 taktikle masa başında işleri daha da hızlandırabilir ve daha iyi yoluna koyabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.